akşamlar Kanun İç Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanun İç'in yanında ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakanlar Kurulu bünyesindeki operasyonel merkez tarafından yapılan açıklamada 6 Haziran'dan 8 Haziran gününe kadar Bakü, Sumgayit, Gence, Lenkeren ve Apşeron bölgelerinde katı karantinalar ilan edildiğini, marketlerin, eczanelerin toplu taşıma ve araba hareketlerine askıya alınacağını belirtti. Bakanlar Kurulu bünyesindeki operasyonel merkez tarafından yapılan açıklamada 6 Haziran'dan 8 Haziran gününe kadar Bakü, Sumgayit, Gence, Lenkeren ve Apşeron bölgelerinde katı karantinalar ilan edildiğini, marketlerin, eczanelerin toplu taşıma ve araba hareketlerini askıya alınacağını, hastanelerin ve ambulansların çalışmasına izin verileceğini, tıbbi bakıma muhtaç sakinlerin 103 hizmet numarasını arayabileceklerini, vatandaşlar hafta sonları acil durumlarda evden ayrılmak isterlerse 102 numaralı çağrı hizmetini araması gerektiğini, İçişleri Bakanlığı'na başvurmaları gerektiğini, bu nedenle yaşam ve sağlık için acil bir tehlikenin yanı sıra acil tıbbi bakım durumunda sakinler acil sağlık hizmetini kullanabilir ve yakın akrabaların cenazesine çağrı merkezi izniyle katılabileceklerini belirtti. Büyükelçinin daire sattığı iddia edilen halı New York'ta bulundu. Karısı Azerbaycan'ın İsviçre Büyükelçisi ve kocasının bir diğer mülkü de New York Bergen'deki Eletöbro'da bulunuyor. Bu daire 2016 yılında diplomatın eşi Aydın Hüseyinov adına 152 bin dolara satın alındı. Araştırmacı gazeteci Cevençir Hasan'la tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı. Birleşik Milletler Karargahı yakınında başka bir daire 2016 yılında 165 bin dolara satın alındı. Üçüncü daire Ekim 2015'te 159.999 dolara satın alındı. Bu daireye diplomat ve kocasının adı da verilmiştir. Büyükelçi ve eşi Ekim 2015'ten Mart 2016'ya kadar 6 ay içinde 3 daire için 477 bin dolar ödedi. Hasanlı, Sayın Hüseyinov, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketler ve New York'ta kaç tane mülk satın aldığı için çalıştığını söyledi. Bu kişisel bir konudur ifadelerini belirtti. 12 yıl önce bir asker öldürdükten sonra ülkeden kaçan ve Taliban'a katılan bir Azeri'nin yargılanması sürüyor. 12 yıl önce askeri birliğe saldıran Salah Adilov'un ceza davası hakkındaki ön soruşturması bir askeri öldürdü ve ülkeden kaçtı ve daha sonra Taliban terörist grubuna katıldı. Sanık aleyhindeki ceza davasının mahkemelerinin değerlendirilmek üzere Bakü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini bildirmiştir. Ceza davası hakim Faik Ganiyev'e teslim edildi. Devlet Güvenlik Servisi Adilov'un tutuklanması hakkında bir açıklama yaptı. 1984 doğumlu Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı Adilov Saleh Valehoğlu Van'da gözaltına alındı ve ülkemize getirildi. 2008 yılında Saleh Adilov'un dini bir radikal grubun diğer üyeleriyle birlikte Tartar bölgesindeki askeri biriminin savaş karakoluna saldırdığı, bir askeri öldürdüğü, bir diğerini ciddi bir şekilde yaraladığı ve olay yerinden çeşitli silahlar çaldığı bildirildi. Saleh Adilov cezai sorumluluktan kaçmayı başardı ve 14 Mayıs 2009'da ülke dışında faaliyet gösteren yasa dışı silahlı gruplara katılmak için Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını İran İslam Cumhuriyeti yönünde terk etti ve oradan Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Kuzey Vaziristan bölgesine kaçırıldı. Taliban terör örgütünün himayesinde faaliyet gösteren Vugar Hacizade liderliğindeki bir terörist grubuna katıldı. Hacizade'nin 2010 yılında Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu tarafından öldürülmesinin ardından gruba Saleh Adilov başkanlık etti. 2014 yılında Taliban terör örgütü aracıyla Türkiye'ye ve ardından Suriye'ye kaçırılmaya çalışırken İran'daki yerel kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı. 2019 yılında serbest bırakıldıktan sonra Saleh Adilov yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye geçti ve orada saklandı. Türkiye'den Azerbaycan'a uçuşlar 15 Haziran'da başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan yapılan açıklamada Türkiye'den Azerbaycan'a uçuşlar 11 Haziran'da başlayacağını, 40 ülkeye yapılan uçuşlar Haziran ayında kademeli olarak devam edeceğini belirtti. Afrikalı Amerikalı Gheorghe Fred'in polis tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devleti'nde 10 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestolarla bağlantılı olarak gözaltına alınan kişi sayısı 10 bini aştı. Afrikalı Amerikalı Georgia Fredon polis tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devleti'nde 10 binden fazla kişi gözaltına alındı. En az fazla tutuklama Los Angeles'ta kaydedildi. Gözaltında tutulanların çoğu sokağa çıkma yasağı ve yağmacının ihlali olduğu kaydedildi. Ben Eşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.